Doldurarak çoğaltma. Önemli bir konu. Yani şuradaki doldurarak çoğaltma komutu. Şimdi bunu göreceğiz. Tıkladım komutuma. Şöyle bir şekil var. Bunu kaydettim gerçi ben. 61 numaralı parça. Burada tabii şundan başlayacağız. Burada bize komuta girdiğimiz zaman bize soruyor ilk başta. Diyor ki neyin etrafında doldurarak çoğaltma yapacaksın? Diyorum ki orası işte o sınır şurası. Dolgu yüzeyimin sınırı burası. Tamam güzel. Peki neyi çoğaltacaksın? Seçili unsurlar aktif ve bu pencereyi seçtikten sonra çoğaltmak istedim. Yani şunu tıkladığımda şu dolgu sınırında, şu yukarıdaki şu dolgu sınırında yani şu yüzeyde bu unsuru çoğaltacağım. Yani buraya en uygun şekilde bunu doldurarak çoğalt. Dik baktım. Şimdi gelelim alt parametrelerine. Bunlar ne? Bir sürü bir şey var burada. Bakalım neymiş bunlar. Şimdi farkındaysanız şöyle doğrusal bir çoğaltma yapmış. Görüyor musunuz? Doğrusal. Hep böyle doğrusal yapmış. Neden? Çünkü zaten perforasyon. Perforasyon ne demek bilmiyorum açıkçası. Perforasyon. Türkçe dilinde aslında parçanın şekline göre en uygun dizilişi sağlıyor. Bu. Şimdi bunun tabi alt opsiyonları da var. Çeşitli ayarları falan da var. Ölçüsel ayarlar da var. Bunları da göreceğiz ama bu parça için bu. Bir yandaki dairesel dediğim zaman bakın dairesel olarak yapıyor. Evet. Bakın burada dairesel yapıyor. Ama şu yanlarda bozuluyor. Çünkü devamın buraya bir tane daha şundan koysa bunun yarısı dışarıda kalacak. O yüzden oraya koymuyor. dolgu sınırımı ben bu yüzey seçtiğim için buradan dairesel de desem sürekli bu yüzeyi doldurmaya çalışacak. Anlatabiliyor muyum? Yani dairesel olarak yapsa dahi şuradan dairesel yine devam ediyor ama bu unsuru bir tane daha çoğaltıp şuraya koyarsa yarısı dışarıda kalacağı için oraya ön izleme koymuyor. Sebep bu. Bir yandaki ise kare tamamen kare. Gerçi bu parçamız şu anda dikdörtgen ama biraz sonra görürsünüz. Bir de buraya kare çizeriz. Karede ise mükemmel bir diziliş sağlar. Bir yandakinin şununla şunun arasındaki fark bakın tıklıyorum. Bu araları daha eşit bir şekilde dağıtıyor ve hep şöyle şurayı şu altı köşenin şu üsttekini hep böyle x ekseninde paralel tutarak çoğaltıyor. Ama bir sonraki bu o paralelliği bozuyor. Aslında bozmuyor ama nasıl diyeyim size iç içe geçmiyor. Neyse şu an anlatmıyorum yoksa saçmalayacağım. O yüzden sırasıyla gidelim. Kare demiştik. Karede dedik ki parçanın eğer parçamız kare olsaydı bunu daha uygun bir diziliş yapacaktı ama bir mantığı daha var. Daha doğrusu komutun çalışma mantığı şu. Bakın kareye bu. Bu karenin şuradan şu merkezden şu altı köşenin merkezinden şuraya olan uzaklığı atıyorum. Sallıyorum şu anda 100 mm. Aşağıdakine olan uzaklık da 100 mm. Böyle 100 mm'lik bir dikdörtgen bu. Aynı şekilde bu da. Aynı şekilde bu da. Hepsinin arası x ekseni yani yatayda ve dikeyde 100 mm yani eşit aralıklıdır. Şimdi şundan bahsedeceğim aslında. Dedim ya zamanı gelince anlatacağım dedim ama yeri gelmişken anlatalım ya. Şimdi bu dairesel çoğaltma zaten şöyle gelip üstüne beklediğim zaman altta dairesel diye çıkıyor. Dairesel dediğim gibi bir daire gibi çoğaltıyordu. Ama şununla arasındaki fark şu. Bu çokgenler olarak çoğaltır. Üzerine gelip beklediğimde çokgen yazıyor zaten. Bu çokgenin sayısını da şu aşağıdan ayarlayabiliyorsunuz. Default olarak 10 gelir ama mesela altıgen yapalım. Altıgen yaptım. Şu boşluğa tıkladığım anda şu ön izlemeye dikkat edin. Gördünüz mü? Altıgen. Bakın şurası birinci köşe. Bak şuradan başlıyorum. Birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe, dördüncü köşe, beşinci köşe. Yani şurası ve altıncı köşe. Yani buradaki parametre neye hükmediyor öğrenmiş olduk. Yedigen, sekizgen, buradaki gen sayısını artırdıkça tabii iç içe girmeler olacak.
Bizim için en uygun hangisi ise tabii onu kullanırız. Şu an altıgen ya da sekizgen yapayım ben. Devam edelim. Dairesel'den gidelim. Şimdi şuradaki parametreden bahsedelim. Ben şimdi geliyorum buraya diyorum ki 20 mm. Enter. Biraz açayım arasını. 30. Yeterli. Şimdi buradaki 30 neyi hükmediyor biliyor musunuz? Buradaki 30 şu demek. Ön izlemesi aslında anlatıyor. Bakın. Ama anlamayanlar için biraz açayım konuyu. 30 mm yazdım ya ben buraya. Diyor ki program, ben şunun merkezinden şunun merkezine 30 mm mesafe veriyorum. Yani bilgin olsun. Buradan 30 mm ileride bir tane daha çoğaltma işlemi yapıyorum. Sonra buradan 30 mm daha çoğaltma işlemi yapıyorum. İşte buradan 30 mm daha çoğaltma işlemi yapıyorum. Yani demek ki neymiş? Buradaki parametre şuradaki çoğaltılan unsurların arasındaki mesafe. Merkezden merkeze olan mesafe ama. Tamam mı? Bir sonraki parametre ise yani şu. Bu neyi belirliyor? Üzerinde beklediğim zaman bir şey yazıyorum. Kenar boşlukları. Üzerinde mouse'unuzu beklettiğiniz zaman hemen altta bir seçenek çıkıyor ve kenar boşlukları diyor. Nereye göre kenar boşlukları? Bizim dolgu sınırımız var ya, dolgu yüzeyimiz. Yani şu. Şu yüzey. Şu seçili mavi olan yüzey. Bu şu demek. Sen ne kadar çoğaltma işlemi yaparsan yap. Sen tabloya sığmadığı zaman ben dışa doğru taşmam. Ama senin verdiğin şu 3 milimetrelik değer kadar, yani şuradan şurası 3 milimetre. Sonra en yakın neresi? Şurası. Şuradan şurası 3 milimetre. Buradan burası 3 milimetre. Buradan burası 3'e göre biraz daha fazla olabilir. Bunu ben eğer 5 yaparsam, kenarlara dikkat edin. Şuradaki kenarlara dikkat edin. 5 yapıyorum. Enter. 5 az geldi. Mesela 15 diyeyim. Gördünüz mü? Artık bu, şu ve şu 15 mm. Demek ki neyi öğrendik? Buradaki parametrenin kenara olan uzaklığı. Bunu sıfırda yapabilirsiniz. Sıfıra sıfırda yaklaşacaktır. Tabii bunun için artırmam lazım aradaki mesafe sayısını, ki gerek yok. Demek ki burası 5'e çekeyim ben. Kenara olan uzaklıkmış. Güzel. Şimdi şurada bir tane gözümüzün içine sokan bir turuncu bir pencere var. Ve altta da sayımı doğrula var. Bu ne? Bu şu. Şu anda mesela 47 tane çoğaltılmış obje varmış parçamda. Ben bunu eğer gelip şuradan sayıyı düşürürsem eğer 69'a çıktı, görüyor musunuz? Bazen şu olabilir. Biraz daha. Bazen şu olabilir. Çok gerçi dolgu sınırı onun dışına çıkmaz ama bunu da niye koymuşlar, gereksiz bence. Biz ne kadar artırırsak artıralım sayıyı, hiçbir zaman şu dolgu sınırımın dışına çıkmaz normalde. Bu şu anlama geliyor. Eğer sen burada tamam dışarıda kalmış sayıların çoğaltma unsurların varsa şuradan sayımı doğrula deyip 69 tane mi ve dışarıda kalanları siler. 69 tane sadece bu dolgu penceresinin içerisinde kalanı sayar. Dışarıdakileri yok sayar. Bu. Şu aşağıdaki seçenek ise doğrusal çoğaltmada anlatmıştık. Dairesel çoğaltmada falan. Tamamen aynı mantık. Bir dipnot. Şöyle bir onaylayayım bunu. Ve bu arada bunların hepsi birer çoğaltma işlemi olduğu için ve onaylarsam bilgisayarınızı çok fazla yoracaktır. Eğer ekran kartınız SolidWorks'a uygun değilse, ki uygun olsa bile zaten yine de yoracaktır. Ama tabii SolidWorks'a uygun olursa ekran kartınız biraz daha performanssız. Hatta biraz değil, bayağı bir iyi olur performanssız. Ama sıradan bir bilgisayarda SolidWorks'te tasarım yaparken sizi en çok zorlayacak ve en çok bilgisayarınızı yavaşlatacak komutlar. Şurasının tamamı. Buradaki komutların hepsi bilgisayarınızı yorar. 1. Şu aynalama. 2. Şu gövdeleri taşı ve kopyala. 3. Daha birçok komut var aslında. Onlar için ilerleyen videolarda yine onları da göreceğiz ama.
Yani şu burada loft ve süpürerek katı oluşturma bunlar da yorar ama şunlara nazaran biraz daha az yorar. Yani bunlar çok daha fazla yorar. Çünkü sebebi bunların hepsi zaten bir tane unsuru çoğaltmaya yarayan komutlar olduğu için bir tane unsurun bilgisayarınıza performans etkisi neyse birden fazla unsurun performans etkisi kat kat artacaktır. Bunu bilmenizde fayda var. Şimdi burası tamam. Neyi gördük? Şuradaki doldurarak çoğaltma komutunu. Peki bu videomuzu sonlandıralım. Bu parçayı da kaydedeyim ben. Size vereceğim bunu çalışırsınız. Sonra doldurarak çoğaltmanın diğer özelliklerini öğrenmeye devam edelim.